Arkadaşlar merhaba. Cihan'ı tanıyorsunuzdur. Daha önce YouTube'da bir söyleşi yapmıştık. Kendisi benim Amerika'daki iş ortaklığı yaptığım arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bunu Cihan size anlatırsa daha iyi olur. Çünkü arbitraj, borsa ve benzeri konularda gerçekten iyi tecrübeleri var. Zaten business'ta yaptığım için bunları size kendisi anlatırsa daha iyi olur. Hoş geldin Cihan, nasılsın? Selam, merhaba, iyiyim Ali, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tecrübelerinden bahseder misin bize wholesale, arbitraj konusu hakkında, Amerika'da olan bir kişi bu işler hakkında nasıl ilerliyor? Daha önce sen de üstüne bir değinmiştik YouTube'da. Lakin Evet. burada daha detaylı şekilde anlatırsan memnun olurum. Yeni başlayacak birçok arkadaş var. Yanlış anlatım, kavram karmaşaları çok mevcut Türkiye'de. Sen işin merkezinden olarak bunu anlatırsan daha iyi olur diye düşünmekteyim. Evet, bu konuda bayağı bir herkes artık fikir sahibi olmaya başladı. Biraz önce de konuştuğumuz gibi Amazon bir dili olmaya başladı. Mesela Amazon'u keşfedememiş ya da Amazon ya da online platformu daha henüz o şeyi keşfedememiş kişilerle bir şeyleri ifade etmek çok zor oluyor. İşte nasıl yani bir ürün nasıl satılabilir? İşte online'dan bir ürünü hala güvenebilip alabiliyor musun diye soranlar olduğu oluyor. Şimdi böyle kişilerle zaten otomatikman konuşamıyorsun. Belirli bir hacme gelip oradan sonra sana sorular sorması daha seni iyi bir yerlere getirebiliyor. Tabii Türkiye'den bu işi yapmak gerçekten hiç deneyimlemedim. Yani ben doğrudan bu Amerika'da bu işi keşfettim. Daha sonra doğru söylemek gerekirse herkesin bilmiyorum Jeff Bezos'un olduğu gibi kitapla yani kitap satışıyla başlıyor olay, bütün hikaye. Hemen hemen bütün YouTube'da Amazon işi yapan kişilerin ilk deneyimlerini böyle dinlediğimde kitapla olmuş oluyor. İşte Türkiye'den Diyanar'dan kitapları alıp daha sonra İşte bunu Amerika'ya yollamışlar. Böyle hikayeler dinledim. Ben ama şöyle keşfettim. Sağ olsun Türkiye'den de bir arkadaşım teşvik etti. Ama buradaki YouTuber'ları dinlediğimde, ilk aldığım eğitimde, webinarda kitabı olayını önermişlerdi. Kitap gerçekten Ali'nin de dediği gibi her seferinde bize kitap öneriyor. Çok teşekkür ediyorum ona da. Kitap insanın hayatını değiştiriyor. Ben de kitabı okuyarak değil, satarak biraz değiştirdim hayatımı. Sonra kitapla beraber işte bunu yani kullanılmış kitap, belirli derecelere sahip işte yeni mi kullanılmış, ne kadar kullanılmış, bunu fotoğraflayıp satmaya başlıyorsun. Sonra satarken bunun renkinin ne olduğunu, ne kadar sürede satabileceğini öğreniyorsun. Bunu depoya göndermenin nasıl bir şey olduğunu öğreniyorsun. Bunu label'lamayı öğreniyorsun derken bunun yanına bir game işte oyun koymaya başlıyorsun. Daha sonra oyuncak, çok popüler bir oyuncak var. Hadi bunu da koyayım diyorsun. Derken bakmışsın Amazon'da bir şey satmaya başlıyorsun. Diğer platformlar çıkıyor. eBay gibi. Geri dönen ürünlerine diyorsun ki ya Amazon'da satmayayım hadi eBay'de satayım. Daha sonra OfferUp çıkıyor. O offer veren kişilere satmaya başlıyorsun. Sonra bakıyorsun wholesale'lere dadanmışsın. Yani işte auction, ihalelere dadanıyorsun. İhalelerden alıp bir şeyler satmaya başlıyorsun. Daha sonra distribütörler işin içine giriyor. Distribütörlerle muhatap olmaya başlıyorsun. Sonra gıdaya mı bakayım acaba diyorsun. Sonra home ve garden yani ev ve ev gereçleri olaylarına giriyorsun. Sanırım böyle derken tabii sonuçta kar marjı biraz düşük olsa da retail arbitraj hoşunuza gitmeye başlıyor. Çünkü niye? Halihazırda satan bir ürün var. Ve sen bu ürünü analiz edip online'da satmaya başlıyorsun. Kar marjı tamamıyla sana kalmış. İstiyorsan %7 kar marjı çalış, istiyorsan %3, istiyorsan %20'ye çık. Belki %50, %100 yapanlar da vardır. Bunu çok iyi takip edip. Sonra bir bakmışsın online platformun içindesin. Her yere öğrenmek istiyorsun. Eğitimler almaya başlıyorsun. Derken hesap açamıyorsun. Sonra Ali ile tanışıyorsun. Suspend oluyor hesabın. Yanlış ürün satıyorsun. Bu ürünü
Ya, plan of action senin tabirinde biliyorsun çok popüler. Bu cümleyi sen şey yaptın yani popüler ettin. Amazon'da plan of action en çok sen almışsındır herhalde Türkiye'de. Herkesin adına. Sonra böyle bir şey aksiyon alıyorsun duruma göre. Sonra bir bakmışım bir dil oluşuyor. Aramızda çünkü Ali ile toplantı yaptığımızda eminim birisi bizi dışarıdan dinlese konudan konuya giriyoruz, ihaleler çıkıyor, sonra işte atıyorum Çin'deki ürün çıkıyor, sonra Ali diyor ki bunu diyor Avustralya'da satabilir misin, bir bakar mısın diyor, sonra İngiltere'ye giriyor konu. Yani birisi gerçekten bizi dışarıdan dinlese şey olabilir. Bunlar herhalde başka bir dille konuşuyorlar. Başka bir amaçları ne anlayamıyorum falan. Sonra o konudan Ali bir örnek veriyor kitaptan. İşte akıcılığını öyle kazanıyor. Sonra tabii private label'dan arkadaşlar soruyor. Mesela en çok bana gelen şöyle bir şey oluyor. Amazon'da bir YouTube'dan izlemiş oluyor bazı arkadaşlar. Ya da bana ulaşan bazı kişiler. Merhaba Cihan diyor. Ben diyor private label mı yapsam diyor. Yoksa diyor şey mi? Retail arbitrajla mı başlasam diyor. Peki diyorum Buybox için ne düşünüyorsun? Ben Buybox bilmiyorum. O ne demek diyor. Yani eğer bazı konuları bilmiyorsanız ve doğrudan hemen bu olayın hemen içine girip ben diplomayı alayım ve o işte o diplomayla hemen üniversiteyi bitirmiş havasına gireyim derseniz burada çok ciddi paralar dönüyor. İyi hesaplamalar yapmazsanız kazanırken batma diye bir olay var. Bunu Yiğit aslında bizim lügatımıza soktu. Yani ben oradan yani bu konunun üzerine durmuştum. Gerçekten ürün satıyorsun, ciro yapıyorsun ve bir bakıyorsun batmışsın. Para nerede? Para yok. Para çünkü erimiş. Çünkü sen görmemişsin. Fiiler işte Giderler. giderler olmuş, kargoya para vermişsin, ürünü yanlış hesaplamışsın, ürün aslında zararla satmış. Aslında ürün sen karlı olarak düşünüyorsun ama iyi hesap yapmadığın için her üründen 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar zarar yaptığın için bir bakmışsın, batmışsın. Buradan Yiğit'e de teşekkür edelim yani gerçekten kazanırken batmak diye bir terim bizi hatırlattığı için. Kısacası toparlamak gerekirse Amazon bir üniversite gibi. Evet, galiba 2017'nin başlarında ben bu işe girdim. Şimdi ben üniversite yani hazırlık okumuş, birinci sınıfı bitiriyor gibi düşünüyorum. Ama benim için Amazon çok gelişecek yani. Amazon demeyelim sadece, bu online platform çok gelişecek. Eğitim almaya devam edeceğim. Hep alıyoruz işte. Sağ olsun Ali ile de inanılmaz güzel toplantılar çıkıyor. Ben hatta Ali ile bazen diyorum ki ya beni arama lütfen. Çünkü seni aradığın zaman artık şey yapamıyorum. Yani konsantrem dağılıyor. Çünkü gerçekten Elon Musk'ın taktiğiyle çalışmak gerekiyor herhalde. 25 dakika boyunca her şeyini kapatıp dış dünyayla her şeyini kapatıp sadece o konu üzerinde konuşup sonra 25 dakika biter bitmez konuyu diğer konuya geçiyor. Galiba böyle çalışmamız gerekiyor. Amazon artık bize bunu öğretiyor yani bir üniversite gibi. Kesinlikle. Kesinlikle sana katılıyorum. Ya açıkçası eğitimde pek çok değindim Cihan buna da. Amazon her zaman kendini güncelliyor. Bir sene öncekiyle şu an arasında dağlar kadar fark var. Hatta oturup konuşup bir sene sonra geldiğimizde şu anki konuşmaların bile değişeceğine şahit olabiliriz. Çünkü öyle bir ekibi var ki her zaman kendilerini güncellemeye çalışıyorlar ve güncelleyeceklerdir de. Hatırlarsan yani önceden Motorola vardı. Yani Nokia vardı. Hiçbiri yok artık. Apple var, Samsung var ve benzeri. Yani kendini geliştirmediği sürekçe arka planda kalacaklardır. Ben öyle düşünüyorum. Benim sana sormak istediğim birçok konu var. Çünkü seninle beraber iş yaptığımızdan dolayı bazı şeyleri devamlı konuştuğumuzdan ve toplantı yaptığımız için şimdi bazı arkadaşlara bu eğitimle ilgili bilgileri paylaştım. Şimdi onlar çok yeni. Çoğu şeyleri de şaşırmıştı. Ki sana ilk anlattığımda ilk şundan başlamak istiyorum. Hatırlarsan İlk toplantılarımızda şunu anlatmıştım sana. Avustralya'ya değindin ya, az önce notlar alıyorum sen anlatırken de. İlk sana gösterdiğimde listeleri birbirine birleştirip her yerde satma olanağını gösterdiğim vakit o konuyu anlatır mısın? İlk seninle toplantı yaptığımızda. Ben onu eğitimde çok detaylı bir şekilde anlatıyorum ama sen bizzat yaşayıp devamlı hep toplantı halinde olduğumuzda
Ve arbitraj olarak bunu yaptığın için birebir, yani evet, görüştüğümüzden dolayı ona istinaden ilk yapanlardan birisin. Bunu anlatır mısın? Tabii çok şimdi şöyle insan belirli bir hacme geldiği zaman şey gibi hissediyor. Sanki her şeyi biliyormuş. Araya gireyim. Build International Listing. Sen başlayıp devam edersen daha iyi olur. Çünkü onu tutmuşlar. Tamam, okey. Ben ekranı ilk Amazon'u gördüm. Tabii hiç konuyu şey saptırmayalım. Amazon'da satış yapıyorum. Amerika'da satış yapıyorum. Amerika, Kanada, Meksika. Meksika'yı zaten saymayın. Kanada'da da satış yapmıyorum aslında. Doğrudan Amazon Amerika benim için çok önemli. Her şeyim. Hatta göğsüm kabara kabara işte atıyorum yaptığım cirolar falan meşhur. Araya giriyorum, lafını kesiyorum. Yine Apple'a falan birazdan gireceğiz. Onları anlatmasın. Tabii. Dedi ki Ali, istiyorsan dedi ekranı bende bir paylaş. Ben dedi sana birkaç şey göstereyim falan. Tabii dedim ben de. Tabii biliyorsunuz yani ben Amerika'da olduğum için şey gibiyim ya. İşte Amerika'yım yani. Yani kimse benden daha iyi bilemez gibi. Dedi ki bak Sell Global'e bir tıklayalım dedi. Sell Global'e tabii ben daha önce görüyorum ama hiç ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Açtık sayfaları. Sonra dedi ki buradan dedi diğer dedi satış platformlarından dedi bu ürünleri satacaksın dedi. Yani Amerika'daki FBA depondan Build International Listing yapacaksın ve bunların kar marjlarını ayarlayacaksın. İşte diyeceksin ki üzerine %20 üzerine ek koy yani. Bulunduğun fiyatın karşı taraftaki Avustralya'daki satış fiyatına hesap yap. Aradaki fiileri toparla. %20 de üzerine hani zarar etmeyecek şekilde ürünü Avustralya'ya sat ya da Japonya'ya sat yani. Şu anda şöyle söyleyeyim. Yaklaşık galiba hatta hemen bir bakayım ekranımda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane Amazon Türkiye hariç. Türkiye'de ayrı bir hesabım var. 13 tane evet Amazon kendi bulunduğum şirketin 13 tane hesabı evet Amazon.com'a eklediğim, FBA'ya yüklediğim her şey buralarda satılıyor. Ben tabii şok oldum ilk önce dedim nasıl yani bu ürün dedim oraya mı gidiyor? Evet dedi bak hala hemen göstereyim dedi. Kendi hesabını açtı hemen. Hesabından dedi ki bu ürün dedi işte şuraya gitmiş, bu ürün buraya satılmış, Singapur'a satılmış. İki güne kalmadan İsrail'e bir ürün satmışım. Sonra düşünebiliyor musunuz? Hiç bakmıyordum o zamana kadar. Çünkü benim müşterim hep Amerika'ydı. Sonra İsrail'e satmışım. Sonra bir baktım Singapur'a bir tane gitmiş. Japonya'ya ürün satıyorsun. Hatta ben eşime söylediğim zaman dedim ki bugün dedim bir tane Nintendo'nun bir tane oyununu Japonya'ya satmışım falan. O da böyle... Nasıl yani? Amerika'yı bırakıp şimdi Japonya'ya mı satıyorsun falan? Ya dedim valla Ali'yle bir toplantı yaptık. Yine dedim başka bir dünyalara Ali'si harikalar dünyana soktu beni dedim yani. Sağ olsun. Öyle bir ilerleme oldu. Tabii ben şok oldum. Tabii ilk önce inanamıyorsunuz tabii şey diyorsun. Hatta sen dedin 2 gün sonra beni arayacaksın daha fazla satış olur. Tabii ben yüzdeleri biraz yüksek tuttuğum için yani FBA deposundan, Amerika'daki FBA deposundan diğer ülkelere satmak için yüzdeleri iyi hesaplayabilirseniz diğer ülkelere de satış oluyor. Çünkü adam arıyor, ürün out of stock olduğu zaman kendi ülkesinde hemen senin hesabın eğer oraya match olmuşsa, birleşmişse senin Amazon.com diye gözüküyorsun sen orada. International olarak gözüküyorsun. Belki firmanın ismi... Değil mi? Dropçular falan bir Amazon var diye giremiyorlar bile korkudan. Tabii seni Amazon... Aslında ben Amazon satıcısıyım ama Amerika'dan sattığım için Amazon.com'dan gelecek ürün diyor. Ama tabii senin ismini vermiyor. Orada bir detay var. Hiç sorun değil. Ama ürün satılabiliyor. Yani böyle bir kanal var. Yani bu da tamamıyla doğru eğitimler alıp doğru kişilerle sohbet ettiğiniz zaman çıkıyor. Kesinlikle ben Amazon'da 14 saat zaman geçiriyorum. Ben artık Amazon'u çözdüm. Bu kanıya sakın varmayın. Amazon her sabah kalktığınızda sayfanızı açtığınızda size şunu diyebilir. Bunu biliyor musun? Çünkü bu ekranı yeni yükledik. Genelde bunu okuyabilen işte atıyorum formları okuyabilen bir grubunuz olsa daha iyi olur. Yani bu konu hakkında da kesinlikle eğitim almak, forumlara katılmak ve bu işin içindeyseniz bu işi tamamıyla çözmek
Yani bunları okuyarak olur. Şöyle ben araya gireyim toparlamak için. Tabii. İlk sana sordum toplantıda. Sen hesabını açmıştın. Share screen yapıp hesabına bağlanmıştım. İlk sana sorduğum soru, ya sadece Amerika'da mı satıyorsun sen? İlk böyle demiştim sana. Sen de evet demiştin zaten. Nasıl ya dedim. Her yerde satacağız biz dedim sana direkt zaten. İlk yaklaşımım öyle olmuştu. Dedim global bakacağız biz dünyaya. Her yerde satacağız. İşte ondan sonra bir baktım ki bütün hesapları açtı Cihan. Yani her yeri aç demem. Çünkü ben kendi hesabımdan girip anlık olarak kanıtlarıyla birlikte zaten size gösterdim videolarda. Görmüşsünüzdür bu zamana kadar. Şimdi ben Amazon US olarak satıldığını görünce hemen listeleri açtı Cihan. Her yeri açtı. Yani ne kadar çok Amazon platformu varsa hepsini açtı. Canlı olarak da kanıt olarak da yapmaya başladı. Hatta ilk zamanlar Cihan bana şöyle diyordu. Ya yaptık Build International Listings'te. Ya benim listem inaktif duruyor. Şimdi bakıyor bir yandan da satış geliyor. Hatırlıyorsan sana ne demiştim? Zaten işin sihri Evet. o. Listeler inaktif duruyor ama yine satış oluyor. Evet, oradaki şeyi bilmek lazım. İnsanlar genelde hani eğer bunu yapıyorsa sen out of stock gözüküyorsun diğer şeyde hani girdiğin zaman, ama gidip listeyi kontrol ettiğin zaman gözüküyor ki satışın şey, yani sen orada listedesin. Ama doğrudan senin firmanın ismi orada gözükmüyor olabilir. Yani ona aldanmamak lazım. O satış geliyor. Bu öğretilen şey sadece Amazon'un bir kolu yani. Sadece ya ben bunu alıp bütün International'da satarım diye düşünmemek lazım. Bu tamamıyla bir kolu. Bunda da iyi, bunda da profesyonel olmak lazım. Yani bunu global düşünmeyi sağlamak lazım aslında. Evet, Ali'nin de söylediği gibi madem bu işi, Amazon işini biz öğrenmek istiyoruz, Amazon'da ilerlemek istiyoruz dediğiniz zaman artık global düşünmek zorundasınız. Yani bir ürün Kesinlikle. alırken hatta belki Türkiye'nin yararına yarın öbür gün çok güzel bir ürün üretilip Türkiye'de satılan bir, hatta sen bütün gün neredeyse her hafta çok yeni yeni detaylı arbitrajla çok güzel sunumlar yapıyorsun YouTube'da. Zevkle izliyoruz. Ailecek diyelim. Ondan sonra bunları mesela Türkiye'den de ürünleri gösteriyorsun. İşte bunun çereziydi, lokumuydu, tatlısıydı, herhangi bir şeyi. Türkiye'de çok büyük katkı olacağını düşünüyorum. Ama kesinlikle biz toplum olarak böyle gelişmemiz lazım. Global düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Peki konunun devamı olarak bu satışlar yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'dan bayağı bir gelmeye başlamıştı. Sonra Evet. Almanya'ydı, İngiltere'ydi sanırım. Bunları depolara göndermeye başladın değil mi? Onu anlatır mısın biraz bize? Evet, sonra tabii sağ olsun Ali bana zehri verdikten sonra zehirlendikten sonra dedim ki ben bunu kendi kullandığım bir shipping sistemi var. Tabii Amerika'nın her yerine yolluyorum. Bazen Kanada'ya yolluyorum. Türkiye'ye de arkadaşlarım vasıtasıyla ürün gönderdiğim oluyor. Tabii satmak amaçlı değil. Yani atıyorum birine hediye göndereceksiniz. Türkiye'ye gönderiyorsun. Ya dedim ki ben madem benim böyle bir programım varsa bunu dedim bir Avustralya'ya sattığım ürünlerden atıyorum 10 tanesini göndereyim. Bir FBA deposuna bir girsin ne olacak yani. Deneme. Sonra bir tane Amazon Avustralya'ya denedim. İlk önce Kanada'ya denedim. Kanada'ya gitti, sattı. Allah Allah hiçbir şey olmadı falan. Ben bunun vergisini nasıl ödeyeceğim falan tabii düşünüyorum. Tabii bunları öğrenmeye başlıyorsunuz yani. İşte Kanada'da ne kadar satarsan işte vergiye muaf olacaksın. Yani vergiyle vergilendirileceksin. Sonra Avustralya'yı öğreniyorsun. İnanır mısınız Japonya'ya FBA ürün yolladım. Çok enteresan. Bu arada Hatta bilmiyordum. Satış geldi ama FBA'yı gönderdiğini bilmiyordum. FIFA 2020 oyununu yolladım. Yani düşünebiliyor musunuz? İngilizce. Spoiler verdim. Hatta istiyorsanız girip bakabilirsiniz gerçekten. Yok. FIFA 2020 oyununu yolladım Japonya'ya. İşte onların para birimi işte 5,4 yen mi artık? Artık hesap yapmıyorum. Tamamıyla atıyorum kendim mesela retail arbitraj yaptım. Atıyorum bir ürün aldım diyelim 100 tane. 10 tanesini ayırıyorum. Diyorum ki bunu bu sefer Avustralya'ya yollayacağım. Sırf satsın yani. Bakıyorum ne yapacak yani. Yani orada bir gireyim, Buybox yarışına bir gireyim, ismim görünsün. Hatta Avustralya'da bir tane yıldızım oldu. Sonra Kanada'da bayağı bir yıldızım yani şey seller performans yıldızı yorum yapıyorlar ya. Sonra şeye giriyorum. Japonya'ya gönderdim. Avustralya'ya gönderdim.
Doğru söylemek gerekirse bir tek Arap Emirlikleri, yani Dubai ve Suudi Arabistan sanırım. Burada gerçekten her ürün, neredeyse ne ürün listelemeye çalıştıysam hep böyle bir faturasını istedi. Hep bana bunun faturasını verebilir misiniz dedi. Galiba bir Dubai'de ve Avusturya şeyde Suudi Arabistan'da Arap Emirliklerinde olabilir. Bir şey var, bir potansiyel var. Ve herkesin seller olarak girmesini de istemiyor olabilirler. Yani böyle bir deneyimledim yani böyle bir şeyi. Dropçu. Bunda ilk defa söylüyorum. Efendim? Dropçu çok fazla. He, ondandır o zaman. Onu bilmiyorum. Ben doğruyu söylemek gerekirse dropshipping benim çok ilgi alanıma girmiyor. Çünkü ben elleyip dokunmadığım hiçbir şeye satmadım diyebilirim. Yani her şey elimden geçti. Hiç şeyi bilmiyorum yani şu deneyimi. Yani hiç malı görmeden işte şuraya sattım ve şu kadar para yaptım. Bu deneyimi ben kimseye sunamam. Ama bütün her şey benim elimden geçti. İstiyorsam üzerine kendi label'ımı yapıştırdım. İstiyorsam normal UPC koduyla yolladım ve sattım. Böyle deneyimlerim oldu. Kesinlikle katılıyorum. Global düşünme ve global satışta beni çığır açan gerçekten bu konuda. Şu anda Ali ile bir sürü toplantılar yapıyoruz. İşte ben ona şunu soruyorum, diyorum ki yani Dubai'ye şu ürün gitse nasıl gidebilir? Ya da Dubai'de bir tanıdık var. İşte bunu buraya pazarlasak diye. Global düşünmek çok önemli. Kesinlikle. Ben en güzel kısma gelmek istiyorum. Hatırlarsan bir toplantıda ben bir şeyleri denediğimden bahsetmiştim sana. Demiştim ki ve başardık. Eğer olursa yani çok iyi markaları satabileceğimizi söylemiştim ki kanıt olarak göstermiştim. Eğitimde de zaten var. Sana ilk yaptığımda hatırla, sen anlatsana şu Apple olayını. Evet. Yani şimdi ben Amerika'da satış yapan birisi Amazon'u bilmiyorum deneyimlediniz mi? Apple'ı şey bile yapamazsın. Yani. AC'ni yüklediğin zaman zaten istek bile gönderemezsin. Yani doğrudan kapalı yani. Bir tek Amazon'un kralı olan Amazon satıyor yani. Jeff Bezos patron satıyor. Bunu dedi Kanada'da deneyiz. Sonra Kanada'da satabilmemiz için Ali dedi ki bir stratejim var dedi. Hemen dedi distribütörünü buldum ben dedi. Sana zahmet dedi. Hemen dedi o distribütörden ürünleri sipariş et. Ve faturalarımızı bir görelim dedi. Ne faturası gelecek? Ürünleri sipariş ettik. Fatura geldi. Faturayı Kanada'ya yükledik. Ve ciddi söylüyorum Kanada'da Apple açıldı yani. Apple satıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani Kanada'dan birisi zaten Amerika'dan sipariş verse gelir yani çok basit. Ama Amazon'da satıyorsun. Deneyimledim. Apple Watch Kaç sattım. kağıdı? Çok kar yani. Çok kar. Hatta o kadar korkuyorum. Bir kere return aldım bu arada bilginiz olsun. 256 dolar aldım. Yani 200 pardon 219 dolara falan aldığım bir hatırlamıyorum çünkü bayağı sattım. Bir kere deneyimlediğim için, yani return'ı yediğim için söyleyeyim. 219 civarı bir şeydi. 564 dolar Kanada doları yalnız. Refund yapmak zorunda kaldım. Yani Kanada'da hesabımda para var. Refund'ı bir yaptığım zaman o kadar o kırmızı çizgiyi görüyorsunuz ya çok insan böyle içi gidiyor. Evet, ürün bana return olarak döndü. Yorum olarak kötü olmadı Allah'tan. Sadece kişi şunu yaptı. Sıfır brand new bir ürün. Fabrika sealed yani fabrika poşetiyle gitti. Ürünü almış müşteri maalesef telefonunla şey yapamamış. Match edememiş yani. Yani tamamıyla kişinin kendi bireysel beceriksizliği diyelim. Ben bunu beceremedim. Bunu da geri return yapmak istiyorum dediğiniz zaman şöyle oluyor. Sen Amazon seller satıcısı olduğun için tabii ki diyorsun. Shipping en fazla shipping parasını geri shipping parasını ona charge edebilirsin müşteriye. Onu da kibarlık olsun diye diyorsun ki hani biz ödeyelim sorun değil. Önemli olan sizin müşteri memnuniyeti. Ürünü yolluyor. Ürün sana açılmış geliyor. Bu da inanılmaz derecede moral bozucu bir şey. Ürünü sen bundan sonra open box olarak satabileceksin. Yani açılmış ve daha önce denenmiş bir olarak. İşte maalesef Amazon'un bu karanlık yüzünü de insanlara belirtmek lazım. Kesinlikle. Ben anlattım zaten. Herkes bunu biliyor zaten. Biliyordur herkes ama. Anlatmıyorlar Can. Yani anlatmıyorlar. Ben çoğu şeye baktım. Söylemiyorlar bunları genellikle.
Yani günlük Ama olarak şöyle bir şey ekleyebilirim. Amazon satıcıları için istiyorsanız söyleyin. Apple satan kaç kişi vardır? Tabii ki vardır ama aranızda var mı bilmiyorum ama bana deseydi ki birisi Apple satacaksın. Ben derdim ki çok zannetmiyorum yani daha o seviyeye gelmemişimdir. Şu anda Apple'ı satabiliyorum. Hatta bugün Ali ile bir toplantı yaptık. Onun auction şeyle ihaleyle ilgili Apple'ın ihalelerine girip işte belki onun ürünlerini alıp belki Kanada'da satma ihtimalim var. İkinci el olarak. Grade A diye belki ilerleyen safhalarda Ali sizden ona bahsedebilir. Bir ürünün kalite seviyesi. Ürün return olmuşsa işte Grade A, Grade B diye geçiyor. Ben şuna değinmek istiyorum. Seninle ilk açtığımız kategori Nike sanırım. Evet, Nike'ten evet. Nike açtırmıştık. Hatta bir problem yaşamıştık. Nike açtırmıştık. Ben şuna değinmek istiyorum. Nike direkt Amerika'dan açmıştık. Evet. Apple'ı şeyden açtığımızda hatırlarsan ben buna değinmiştim. Bir yerden açtığımızda tüm yerlerden açılıyordu. Onu bahseder misin biraz? Evet, bir de öyle bir şey vardı. Onu da size onu bahsetmedim. Şimdi Nike öyle oldu mesela. Nike bir yerden açmaya başladım. Otomatikmen diğer yerler fatura bile sormamaya başladı. Mesela Amerika'yı açınca Kanada otomatikmen açıldı. Zaten diğer ülkeleri yine burada tırnak işaretini alıyorum. Şöyle bir yandan kendi ekranımdan şeyi açayım. Amerika'yı açınca Kanada ve Meksika Nike'da okey otomatikman onaylandı. Bu sefer İngiltere'ye aynı faturayı İngiltere'ye yükledim. Sonra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya biliyorsunuz. Hollanda yeni katıldı. Daha onu denemleyemedik. Arap Emirlikleri faturayı iki kere yüklememe rağmen faturayı göremiyorlar. Yani faturayı bir şekilde onaylatamadım. Ama Japonya, Avustralya ve Singapur hepsi onayladı. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Bir domino taşı etkisi midir, teorisi midir? Yani bir başladın mı devirmeye ve okyanus şey gibi açılıyor. Şimdi ben araya girmek istiyorum. Şimdi Apple'dan, Nike'dan bahsettik. Satabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama biraz feedback almanız, mağazanızda nakit akışı olması gerekir. Ben buna çok değindim. Şimdi sizin yeni mağazanız vardır. Bu kadar bilgiyle Nike Adidas satmak isteyebilirsiniz ama Nike Adidas yani büyük satıcıların olduğu platform. Yani Cihan uzun zamandır satıcı. Ondan dolayı bu tür şeylere girip hemen satabiliyor uzun zaman olduğundan dolayı. Şimdi siz hemen yeni satıcıyım dediğiniz zaman biraz problem yaşarsınız. Parantez içinde belirtmek istiyorum. Yani yeni satıcı olduğunuz gibi direkt girmeyin. Yani sıkıntı yaşarsınız ki Cihan'ın gördüğünüz gibi problem yaşayabiliyor. Evet, yeni satıcıların bence bir kar topu misali gibi küçükten başlayıp kar topunu yavaş yavaş yuvarlayıp büyütmelerinden yanayım. Yani doğrudan büyük bir hacimli bir ürüne girmek bir kere dikkat çeker sizde. Devamlı bir şeyler çözmeye çalışırsınız bu sefer. Nike'la uğraşırsın faturayı ister bir daha ister öbür firmayı ararsın. Ya bu zaman kaybını yaşamaktansa gerçekten küçük küçük az karlı ürünleri satış yapıp yani biraz Amazon'a hizmet etmeniz gerekiyor. Amazon'a hizmet edeceksin. Yani Amazon'a hizmet etmeden Amazon şey demiyor sana yani senin historini, senin geçmişini ama Amerika biraz öyle. Amerika'yı söyleyeyim ben. Kredi çekerken de insanların cebinde parası varsa bile gidip ilk önce krediyle araba alıyor. Çünkü burada her şey krediyle dönüyor yani kapitalizmin göbeğindeyiz. Senin bir historin yoksa hiçbir saygınlığın yok gibi bir şey yani. Bir kredi kartın yoksa bir history istiyor. Bir de ben Amazon için şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Eğer Amazon'u seçmişseniz problem çözme yeteneğinizin gelişmesi lazım. Yani bulmaca çözmek gibi. Her gün, her sabah kalktığınızda bir müşteri size merhaba, ben bu ürünün işte daha dün aldığım bir şey söyleyeyim. Ürünü satmışım bir ay önce. Bir soru geliyor. Seller'dan geliyor. Yani Seller'ın normal special kanalından geliyor size soru. Ben bu ürünün şu özelliğini çözemedim. Bana tarif edebilir misiniz? Bir. Müşteriye cevap vermek durumundasın. Çünkü Amazon bunun için bir sana rate verebiliyor. Yani ne kadar sürede döndüğüne dair. İki. Kalktığın bir ürün AC'ni kapanabiliyor.
yüksek bir fiyata girmiş olabiliyorsun. Diyor ki işte buna diyor çok yüksek fiyata girmişsin. Hemen diyor bunun diyor bir action planı al. Amazon'un devamlı problem çözülen bir yer olduğunu düşünerek girsinler. Yani ben bu ürünü aldım. İşte 3'e aldım, 5'e koydum, 5'e sattım. Üzerinden kar marjı çıktı. Üzerinden %7, %10 kar marjını aldım. Cebime koydum. Böyle bir şey yok. Yani bu kadar basit değil yani. Bu global içinde geçerli. Devamlı toplantı yapacağınızı düşünün. Devamlı sorular var. O soruları cevaplıyorsun. Ertesi gün yani ben not defteriyle çalışıyorum. Çözdüysen üzerine çizik atıyorsun. Yani artık hayatımın bundan Amazon'dan önceki hayatım hiç böyle değildi. Yani çok serbesttim yani. Öyle. Sadece paramı kazanıyordum ve yiyordum. Ama şimdi öyle değil ya. Yani vergini işte aylık muhasebeciyle görüşüyorsun. Vergini veriyorsun. İşte yeni ürünler buluyorsun ki keza Ali her gün gözümüzün önünde canlı olarak buluyor. Ya o konuya da değinelim mi? Bazı konular için seninle sohbet ederken işte biz en son senin vermiş olduğun sistemle ürün bulma sisteminde insanlar ürün bulamayıp ya da ilerleyemediklerin için valla ben Ali'nin üzerinde çalıştığı bütün sistemleri zaten bizzat kendimiz deneyimliyoruz. Bazen kredi kartı limitlerim yetmiyor diyebilirim. Yani artık o kadar bazen ürüne giriyorum, ürün stoklanmış. Yani bunu şey olarak algılamayın. Yani ürün bulunabiliyor. Sadece ürünü bulamıyorsan bir yerde bir şeyi anlayamamışsın demektir. Yani buraya takılmaları da lazım. Yani kişi gelip şunu sorabiliyorsa, ya Ali ben ürünü bulamıyorum, bende mi bir sorun var? Evet, o soruyu kendine sorup bir daha baştan konuları dinleyip Ali'yi bir daha mı izleyip, yani Ali olabilir ya da eğitim aldığım bir platformda bir daha izleyip kesinlikle bir yerleri hızlı geçmişsinizdir. Ve o geçtiğiniz yerlerde ki şeyler eksik kalmıştır. Ondan dolayı bulamıyor olabilirsiniz. Kesinlikle. Hatta buna değinmişken şunu anlatırsan çok iyi olur. Ben yani Brixic'i şeyde anlatmıştım YouTube'da. Ücretsiz bir şekilde izlenmedi. Analiz videoları olunca ne yazık ki izlenmiyor. Ama ben slime'ı burnumdan alıp kulağımdan çıkarsam milyonlar izlenir. Genelde böyledir. Analiz detaylı konuları olduğu zaman izlenmiyor. Sen Brixic ile ilgili son anılarını anlatır mısın? Ben biliyorum ama çünkü Brixic'in üzerinde gerçekten durulmalı. Efsane bir yer ya. Allah şöyle biz yani şimdi o bunu izleyenler için zaten konuşalım. Ben üst seviyesinden aldım ürünü. Ben lokal olarak da gidip alıyorum. Kendim internetten de alıyorum. Ciddi söylüyorum bazen tembellik yapıyorum lokal olarak. Ya 12 dolar ya ürün var. Yani ürün mağazada var, stokta, in stokta var. Ya diyorum ki şimdi oraya kim gidecek yani? Kim yakın arabaya atlayacaksın, gideceksin mağazaya diyeceksin ki ben bu üründen işte atıyorum 20 tane alacağım. Ki mağazadaki çalışan gidecek, ürünü alacak, arabaya koyacak. Sen ödemesini yapacaksın, alacaksın, label'layacaksın, Amazon'a yollayacaksın. Minimum %20 kar marjı var. Diyorum ki ya keşke online olsa da tıklasam da eve gelse. Ya gerçekten bazen bu seviyeye geliyor. Ben şöyle söyleyebilirim. Limitle yani rakam söylemeyeyim ama limitleri zorladım bu ay. Sadece bu ay için. Çok para harcadım diyebilirim yani. Bir sürü ürün search ettim orada. Peki rakam vermene gerek yok. Hane bazında söylesen yeterli olur. Bilmiyorum ya. Şey olabilir yani sonra şimdi rakam verince şey kodlama olayı olur. Vay demek şu kadar rakam ha filan. Nasıl diyeyim? Türk parası söylemeyeyim de 30 bin 40 bin dolar arasında şey yani şöyle düşünün bu bir ciro değil. Bu sadece alım parası. Yani bu aylık bunu alıp ciroya çevirmek önemli. Tabii ki hata yaptığım ürünler olmuştur. Çünkü şöyle bir şey oluyor gerçekten. Ne kadar analiz etseniz de Amazon bir deal yapmış oluyor. Sizin girdiğiniz ürüne daha sonradan o da ürün almış oluyor. Ve stoğu çok yüklü alıyorlar işte atıyorum. 900 bin tane stokla giriyor. Stoğu yüksek olan Buybox aldığı için benim aldığım 25 tane ürünün
Bazen 25 tane bir Nintendo'nun bir oyununu alıyorsun ya da bir game'ini alıyorsun. Zaten 10 bin dolar yapıyor. Yani bilmem anlatabildim mi? 25 tane alıyorsun. O ürünün Amazon'la aynı anda giriyor stok. 1000 tane. Tabii Amazon'un bazen stoğunun bitmesini bekliyorsun ya da kâr marjını düşürüyorsun. %20 değil de %10'dan satayım diyorsun. Tabii böyle bir dezavantajı şöyle bir şey var. Amazon'un karanlık yüzünde. Çok pahalı aldığın bir ürünü iyi fiyata satmazsan eğer return yediğinde bütün kâr marjın gidiyor. İşte bizim Amazon satıcıların en çok dikkat etmesi gereken, kendileri arasında konuşması gereken şu. Ya ben bundan 1 dolar kar yapayım satayım. Bakın şöyle, ürün gittiği zaman 30 gün içinde, hatta belki bir ay sonra size ürün geri gelebilir yani. Bir ay geçer, 2 ay sonra satıcı Amazon'u arar. Amazon şöyle bir şeyler başınıza gelmiş midir bilmiyorum ama Türkiye'deyken Amazon şey müşteri Amazon'u arıyor. Amazon beni arıyor. Diyor ki müşteri bir konu hakkında size danışmak istiyor. Bir tane kahve makinesi satmışım zamanında. Yaklaşık 60 gün önce filan. Dedi ki ben bu kahve makinesini aldım. Bu arada Amazon aracı var. Kişi ortada Amazon. Müşteri Amazon'u arıyor. Bu sefer aradan çekildi. Biz konuşuyoruz müşteriyle ikimiz. Dedi ki kahve makinesi aldım. Mutluyum ama kahve makinesi su kaçırıyor. 60 gün olmuş. Dedi ki ben ne yapabilirim? Dedim o makine sizde kalsın. Ben size yenisini gönderiyorum. Önemli olan sizin müşteri memnuniyeti. Kişi çok mutlu oldu. Ne oldu? Bak elimde kahve makinesi yoktu. Gittim diğer Amazon seller satıcısından kahve makinesini aldım. Müşterinin adresine gönderdim. Sanki ben göndermiş gibi. Sonra mesaj yazdım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun ettiğiniz için. Yani bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Yani Amazon böyle sorun çözme yeri. Hani bilginiz olsun. Yani şöyle diyemezsin. Hiçbir müşteriyi, hiçbir Amazon alıcısını şey diyemezsin. Aa vallahi kusura bakma ben artık satmışım. Bu her türlü geri dönebiliyor. Ben bunu iade konusunda anlattım. Aslında sen de iade, sana onun hakkında biraz bilgi vermeni isteyecektim. Ben bunu detaylıca bir şekilde değindim. Müşteriyle hiçbir zaman diyaloğa girmeyin. Yani polemiğe girmeyin. Yol kazası olarak düşünün bu şeyleri. Ben bunu zaten öyle değindim. Kardan bir iki ürün, ya şöyle değerlendirin. Ona bedava ürün vermek belki insanın bir takım duygularını rencide edebilir ama şöyle değerlendirin. Ya ürünüm yolda giderken kırıldı. Ya bu yani ürünüm ne bileyim kayboldu. Böyle şeyler olabilir. O açıdan düşünmeniz lazım. Bu şey Evet, olabilir. Yani aynen. ticarette de olabilir. Şimdi mesela siz bir ürün gönderiyorsunuz Türkiye'de. Aynı şeyde de bahsettim. Sen onu izlemediğin için henüz. Şöyle, Pepsi burada da sipariş veriyorsunuz veya N11 Trendyol. Ürün gelirken kırılıyor. Yani gönderirken kırılıyor. Ne yapıyorsunuz? Mecbur iade alıyorsunuz geri. Aynı mantık Amazon'da da. Yani ürünüze bir şey oldu. Kardan zarar. Yapacak bir şey yok. Çünkü Amazon'da yer alabilmek gerçekten çok büyük şans. Yani böyle ufak tefek şeyler şey yapmasın sizi. Tabii biraz pahalı ürünlerde gerçekten canınız acıyabilir Cihan'ın dediği gibi ama olacak. Yani bunlar şeyin cilvesi. Mecbur çıkıyor arada. Bizi de çıkıyor. Yani Cihan'a da çıkıyor. Hepimize çıkıyor. Çıkmıyor diyen yalan atar. Onu söyleyeyim size net. Yani Yani çıkıyor. ben çizgisiz dosya kağıdı gibi bir yer değil burası. Yani kesinlikle kirleneceksiniz, kesinlikle stresleneceksiniz. Yani bu problem çözmek hobiniz olsun. Yani sabah kalktığın zaman hop birisi mesela bir sorun çıktı. Tamam hemen pozitif bir şekilde hemen hallediyoruz. Hemen hiçbir sorun yok. Konsantreyi bozmamak gerekiyor. Keza bana Amazon biraz bunu öğretti. Şikayet etmemeyi. Bir sorunla karşılaşıp bize böyle bir platform sağladığı için, böyle bir üniversite kazandığı için bence teşekkür ediyoruz Amazon'a. Yani Minnettarım. helal hoş olsun mu denir? Kesinlikle hiç sorun değil. Bazen amma hizmeti denir. Evet, o hizmeti yapıyoruz yani Amazon'da. Bazı ürünlerden %1, hatta bazı ürünleri zarara sattığımız oldu. Sırf nakite geri çevirebilmek için. Çünkü ödemeler geliyor bazen. Ürün uzun zamandan beri Amazon'da durmuş. Hemen satıp nakite çeviriyorsun ve devam ediyorsun yoluna. Böyle bir fırsatı sağladığı için bence Amazon'a teşekkür etmek lazım. Bir şey sormak istiyorum. Bu arada konusu açılmışken. Kâr marjın ortalama ne kadar? Şimdi mesela hem bununla istinaden şunu da söyler misin?
Şimdi genellikle Amerika'dan satanlar için ya Amerika'da işte kendi evinin garajından, deposundan gönderiyordur. Çok şanslılar. Biz işte direkt Amazon deposuyla çalışacağız. Fee'leri yüksek ödeyeceğiz. Ben buna kesinlikle katılmıyorum ama sen söyler misin? Evet, bu arada garajdan size bağlanıyorum. Belki ben bir warehouse'um yok. Yani çok büyük warehouse olan iki tane arkadaşım var. Onlarla beraber çalışıyoruz zaten. Ben de bir Türk olarak yani sonuçta Amerika'ya 5 yıl önce geldim. Yeni yeni atılımlara giriyorum. Buraya geldiğimde zaten hiçbir şey bilmiyordum yani. Onun için warehouse'a girmek istemedim. Onun bir sorumluluğu var. İşte yıllık parasını yatırıyorsunuz. Sigortası var. Yani çok fazla da gider. Onlardan rica ediyorum. Yüklü mal geldiği zaman onların warehouse'una indiriyorum. Garajdan genelde Amerika'nın zaten acayip güzel bir kültürü var. Garajdan çalışmak gibi. Çok yani insanlar garajdan böyle kapılarını açıp karşı komşu da garajdan çalışıyor. Her şeyleri garajdan yani. Garaj sale diye bir şey var. Yani arada mesela şunu da ilerleyen safhalarda belki yapabilirim. Yarın mesela ihalelerden aldığım ürünleri satamadıklarımı burada bir masa kurup, tezgah kurup burada açabilirim. Yan bir evet pankart açıp işte bu cumartesi saat 2 ile 4 arasında 2 saat içinde bir garaj sale satışım vardır. Ürünlerin üzerine fiyatları yazıyorsun. İnsanlar geliyor işte arabasıyla bakıyorlar, alıyorlar işte nakit olarak. Böyle bir durum var. Peki yani genellikle şey benim demek istediğim. FBA ağırlıklı çalıştırabiliyorum. Şimdi Amerika'dan olunca FBM gönderim genellikle yapıyor diyorlar ya arbitraj satıcıları. Buna tam olarak ne demek istersin? Evet, FBM ya satabilmeniz için bir kere çok iyi bir ship kargo programıyla çalışmanız lazım. Yani anında bir programın yani ben çalıştığım program var. UPS, FedEx, USPS buranın en çok kullanılan 3 tane şeyi kargo şirketi. Zaten USPS Amerika'nın post PTT'si gibi. Oradan hemen size fiyat alıyor. İyi de bir anlaşma yaptıysanız, yani para yatırıyorsunuz oraya, size fiyat alıyor. Evet, merchant olarak yollarsınız. Yani işte atıyorum FBM olarak yollarsınız ama şimdi şöyle bir durum var. Bütün sorunlarla siz uğraşmanız lazım. Yani Amazon'un deposuna gönderdiğin ürün, Amazon'dan gittiği zaman, mesela örnek veriyorum, ürün 2 gün içinde kişinin eline ulaşmadı ya da 3 gün geç kaldı yani. Bütün sorumluluk Amazon'da. Size kötü yorum yapsa da Amazon kendi kesiyor parasını. Bu arada işte atıyorum ürün kaybolsa Amazon hemen parasını size geri ödüyor. Bunu takip etmek dolayısıyla. Onu bir gün özellikle bir kere videoda çekmek isteriz yani. Bazı trikler var orada. Ondan sonra bir de şöyle bir durum var. FBM'den yolladığın zaman her şeyle kendin uğraşıyorsun. Ürünün paketini gönderirken sigortalı göndermen lazım. 2 gün içinde gittiği zaman biraz daha pahalı oluyor. Devamlı 2 gün içinde gönderemediğin için FedEx'le anlaşıyorsun mesela Express ile. Her ürün her pakete sığmıyor. Ambalaj için, box için özel kutu hazırlaman lazım. Çünkü her ürün boyutu farklı. Onun bantı, bant üzerine bant yapıştıracaksın. Şey gibi oluyor, yamalı bir paket gibi oluyor. Üzerine bir de label yapıştırman için özel. Ya evet, ben burada merchant satıyorum. Çünkü Walmart'ta bir satışım var. eBay'de satışım var. Bir de Amazon'da %95 FBA'de çalışıyorum. Ya FBA'de çalışıyorum. Çok az böyle special used olarak sattığım bazı ürünler varsa onları da merchant olarak sattığım oluyor. Ya bazen ama şöyle bir şey oluyor. FBA deposuna gönderemediğiniz şeyler oluyor Amazon'a. Amazon deposu kabul etmiyor. Bazı sıvı ve tehlikeli içerikli ürünleri kabul etmediği zaman evet merchant olarak yollayabiliyorsunuz. O doğrudur. Ama ben kesinlikle FBA taraftarıyım. Başın ağrımaz. Yani kesinlikle. Ben şeye değinmek istiyorum biraz zaten seninle yaptığımızdan dolayı Amazon Business modeline. Bunun hakkında ne demek istersin Amazon Business'a veya B2B'ye ikisine tam olarak toparlamak istersek? Ha, evet, evet. Aslında Türkiye'deki artık bir Ali'nin ailesi olarak görüyorum sizi ve eğitimdeki herkesi. Çok güzel bir ailesi var. Yani eminim soruları da okuyorum altında yorumları falan. Benim en büyük tavsiyem
Bunu Ali'ye söndüğümde Ali dedi ki konuşmamızda bence bunu konuşursan çok sevinirim. B2B yapabilirsiniz. Yani Amerika'da tanıdığınız vardır ve bu işi hiç bilmiyordur Amazon'u. Siz dersiniz ki ben sana bütün her şeyini ben yapmak isterim. Amazon'da sana bir hesap açmak isterim. Daha sonra Amazon'da bu işi yapan birisi de olabilir. Onunla beraber Türkiye'den benim şu anda çok sevdiğim bir arkadaşımla beraber bu işi yapıyoruz. Kendisine bütün Amerika'yı piyasasını benden daha iyi biliyor diyebilirim. Kalkıyor, sabah bütün siteleri inceliyor. Hatta bazen akşamdan sabaha kadar çalışıyor, 7 saat önde olduğu için. Bütün piyasadaki koşulları diyor ki bu listeleri hazırlıyor bana. Google Sheet kullanıyoruz biz. Zaten aktif olarak görüyorum ben. Ürünleri ben de sabah kalkar kalkmaz ilk işim ürünleri oradan bulup alıp kendi depoma çekiyorum. Ben bunu arkadaşıma %30 veriyorum ve onda da bir Amazon hesabı var. Orada kendi Amazon hesabından mesela örnek vereyim 10 tane bir oyun buldu ya da bir ürün buldu. Bunun 3 tanesini arkadaşıma veriyorum. Onun hesabına yolluyorum. 7 tanesini kendi hesabıma yolluyorum ama ben Amerika'da olduğum için kendim aldığım için kredi kartı ya da cash hiç fark etmez. Onun satacağı ürünleri, kendi Amazon hesabına gideceği ürünleri parasını hemen bir şekilde ondan alıyorum. Diyorum ki işte şu anda tanesine 15 dolardan aldım. Senden 3 tane 15 dolar alıyorum ondan. Ya da borç olarak yazıyorum. O satış yaptığı zaman bana işte Payoneer olabilir, PayPal olabilir ya da diğer yerden bana yolluyor. Bu böyle bir tablomuz var. Yani Amerika'da bulunan ve Amazon işi yapan kişiyle Türkiye'de Amazon yapan kişiyi B2B çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ben bizzat bu işi manuel olarak yapıyorum. Gayet de karlı çıkıyorum. Çünkü ben bir yandan ürün ararken bir kişi daha benden sonra arama yapıyor. Ve hem kendim kazanıyorum hem o kazanıyor. Hem Türkiye'de para kazandığı için. Yani çünkü Türkiye'den bu işi yapabilmesi için ürünü bir depoyla anlaşabilmesi lazım. Depoyu işte onu zaten sen sunuyorsun ama bir de B2B yapabileceği yani business to business yapabileceği birisiyle çok hızlı para kazanabilir. Daha aktif ilerleyebilir diye düşünüyorum ve bizzat ben bunu yapıyorum. Çok da memnunum. Karşı tarafta Türkiye'de olduğu ve Türkiye'de dolar olarak kazanıyor parasını. Payoneer'den de gidip çekiyor yani. Bu kadar basit. Şimdi buraya arada girmek istiyorum. Cem başkasına herhangi bir sunmuş olduğu bir hizmet yok. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Sadece çok yakın arkadaşıyla birlikte yapıyor. Ben Brexit videosunda zaten size buna değinmiştim. Cem'in yaptığını bildiğim için. Yani elbet birinizin arkadaşı olabilir, abisi olabilir, dayısı olabilir, akrabası olabilir. Siz ona böyle güzel bir yaklaşım içinde giderseniz, yani B2B, yani kazan kazan, win-win. O şekilde düşünebilirsiniz. Cem'in de bahsettiği tamamen o. Çünkü Türkiye'de ekstradan Cihan'ın adına ürünleri alıyor ve siz de kazanıyorsunuz, o da kazanıyor. Yani bunu geniş çerçeveden düşünmek lazım. Hele ki birçok avantajla birlikte global açıdan baktığınız takdirde zaten her yerde satmanız mümkün olacak. Daha çok satacaksınız. Yeter ki o kişiyi biraz tatlı dille ikna etmek lazım. Tabii Amazon'a biraz karşı olabilir ama yani günlük aktivite, yani nasıl anlatsam, markete gideceği zaman siz ürün araştırması yaptığınız takdirde bazı ürünleri aldırttırabilirsiniz. Yani bunu da söylemeniz mümkün. Evet. Ya karşı taraf para kazanacağını ama Amerika'daki için. Ya Türkiye'de sen donanımlı bir seviyeye gelmişsindir. Amerika'da iş yapmak zaten kolay. Karşı tarafında para kazanabilme ihtimalini gördüğü zaman, o ciroları gördüğü zaman ikna olmama ihtimali yok. Yani biz sadece burada aslında ben Ali ile sohbet ederken böyle bir deneyimi Ali'ye bahsettim. O da dedi ki bence eğitimde paylaşalım. İnsanlar da hani bu tamamıyla doğaçlama olmuş bir şey yani bu. Ya ben orada %30 ona vermemin nedeni çünkü benim için en önemli şeylerden bir tanesi zaman. Zamanını kalkıp mücadelesini veriyor, kalkıyor, uykusundan fedakarlık ediyor, ürünü buluyor. Tabii Amerika'daki olan kişi belki ürünü evine geliyor ya da bir garajına geliyor ya da bir deposuna geliyor, ürünleri tek tek labelleyebilir. Bunlar için de bir maliyet gerekebilir. Onları da kendi aralarında tabii paslaşabilirler.
Yani bir Google, yani bir Word, Excel, bir Google Sheet üzerinden tamamıyla bir program üzerinde çalışabilirler. Çok sorun olmaz. Ya tabii. Yani zaten birçok kişi birbiriyle kaynaşacaktır. Ben bir tane Facebook grubu da kurmayı düşünüyorum. Tabii içinde ben aktive olmayacağım. Çok zamanım alır. Ona pek fazla fayda sağlayamam ama bu eğitimi almış kişiler zaten onu daha önce bahsetmiştim. Birbirleri arasında konuşarak Amerika'daki bazı kişilerle, tabii ben buna dahil olmayacağım, parantez içinde belirteyim, anlaşabileceği kişilerle yine de iş modeli yapabilir. Tabii kimseyi tanımadığımdan dolayı nasıl anlaşılacaklarını bilemem ama Amerika'da yaşayan birçok Türk var. Hele ki bu tür çalışmak isteyenler olursa tabii ki çalışabilirsiniz ama dediğim gibi benlik olay değil. Birbirinizi tanıyıp size kalmış açıkçası. Ama böyle Tabii şeyler tabii. yapılabilir. Niye olmasın? Dediğim gibi yani yapanlar var. Cihan'da örneği olduğu gibi. Ben bunlardan bahsetmek istedim. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Daha önce seninle YouTube videosunda buna bahsetmiştik. Şimdi aklıma geldi. Walmart dedin ya az önce. Walmart'tan yani Brexit genellikle Walmart'tan ve benzeri yerlerden. Az önce sen de Brexit hakkında konuşuyoruz zaten şu an. Walmart'tan aldığın ürünler hakkında ne söylemek istersin? Amazon'da karşılaştığın aksiyonları anlık olarak, en yakın kişiler olarak. Valla Walmart, bilmiyorum Walmart hakkında ne düşünüyorsunuz ama Walmart aslında Amazon çıkmadan önce en iyi platformdu yani. Şu anda da kendilerini online'a hazırlamış durumdalar. Şöyle örnek vereyim. Normalde Walmart'tan ürünleri alıp Amazon'da satıyordum. Şimdi öyle oluyor ki bazen Amazon'da biliyorsunuz hiçbir zaman Buy Box'ı kaptırmamak için bütün ürünlerde indirim yapıyor. Valla bazen Amazon'dan alıp Walmart'ta sattığım oluyor. İnanamazsınız yani. Yani çok çok güzel bir seviyeye doğru ilerliyor bu online. Devler bu sefer kapıştıkça bize de yer açılıyor diyebilirim. Evet, bu algoritma içinde, bu sistem içinde olmak gerekiyor. Bir de burada Walmart örneği derken sen onu konuşuyor aklıma şu geldi. İnsanlar bunu bir iddia oyunu, bir borsa sistemi gibi düşünmesinler. Yani ben işte online'dan buradan malzemeyi alıyorum. Ondan sonra bunu daha çok ticari açıdan gidip Tahtakale'den, yani Türk mantığıyla söyleyeyim, Tahtakale'den malı alıp kendi bulunduğunuz ilçe, il, ne bileyim atıyorum doğuda, Anadolu'da bir yere gidip orada gidip sanki satıyormuş çasına malı özenle göndermek çok bundan yanayım yani. Ben mesela bazı ürünler şöyle geliyor bana, kullanılmış olarak geliyor. Sonuçta müşteri haklı, beğenmemiş, göndermiş. Biz de Amazon satıcısıyız. Sonra ben bunu makinamda seal ediyorum. Yani bilmiyorum Türk dilini ne diyor yani, o şey plastikle kaplayıp sonra sıcak tabancayla Şirin, şirin Shrink, diyorum. yani shrink çekiyoruz yani böyle ürünü, o poşetini açma var ya biliyorsunuz, o poşetini yırtıp açma hissiyatını eBay'deki müşteri de sağladığın zaman, aynen eBay müşterisi used olarak aldığı bir ürünü, yani kullanılmış olarak almış, poşetle açılınca şöyle bir zevk alıyor. Oh diyor yani, sanki ürünü yeni almış gibi. Orada bir yıldız kazanıyorsunuz. Onun için eBay'de yorumlarım biraz daha iyi. En Yani son çünkü ideye değinecektim aslında. Sen değindiğin iyi oldu. Notlarım arasında o da var. Walmart da bence hali hazırda ilerleyebilen bir platform ama tabii ki Amazon çok büyük bir Ya Apple gibi bir şey sağlamış. ben Walmart'tan alıp Amazon'da satabilirsiniz diyorum. İsyan ediyorlar. Ya satılır mı diyorlar. Satılıyor. Yani satılmıyor diye bir şey yok ki. Yani yapan bunu birçok kişi var. Yani Ben şimdi Walmart'tan bu ay aldığım ürünleri göstersem, yani sunsam şey olabilir. Yani şaka yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hatta şöyle bir şey oldu. Bir ürünü o kadar çok almışım ki Walmart artık bana ürünü satmıyorum demiyor da ürün siparişini verdiğim zaman cancel diyor. Ya bu ürünü maalesef gönderemiyoruz diyor falan. Ya ben zaten ürünü almak istiyorum. Niye gönderemiyorsun yani? Yani hep aldığım bir ürün. Yani anlıyor yani. Bu sonuçta bir de hayır deme sistemi yani herhalde. doğru. Hatta Nintendo'nun belki bilirsiniz, bu Game Boy gibi bir el game oyunu vardı. Ya çok basit bir para kazanma sistemi. Orada 90 dolara aldığın ürün Amazon'da 155 lira, 155 dolara satılıyor. Çok rakam da vereyim.
Yani çok basit. Siparişi Amazon'dan veriyorsun. Geliyor. Hiç ürünü ellemeden üzerine label yapıştırıp gönderiyorsun. Amazon'da zaten daha back order'da satılıyor. Bilmiyorum back order şey. Yani listeye sokuyorsunuz. Daha depoya gitmeden müşteriye gidiyor yani. O kadar. Amazon'da tabii Walmart da tabii dedi ki artık sen de herhalde bunu satıyorsun dedi yani herhalde. Artık şey yapmıyor yani. Öyle bazen oluyor. Bazen unutturmak lazım kendinizi. Devamlı repeat order vermemek lazım. Ya tabii oradaki o ürünleri alıp satabilirsiniz. Bir problem yok. Sadece yanlış anlaşılmadan dolayı dropshippingçiler bunu manipüle ettiğinden dolayı Walmart'tan ürün alıp satamazsınız diyorlar açıkçası. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Walmart'tan satılabilir. Önemli olan kategori açtırmak, izinlerinizin olması. Siz illegal bir şey yapıyorsanız zaten sıkıntı var orada demektir. Yani Ben bir şey sorayım. Hep siz bana. Dropshipping'de ürünü yolladığında peki ürünün kaç gün içinde elinde olabileceğini nasıl garanti ediyorsun? Yani ben yapmadım da mantık olarak yürütmek yani gerekirse shipping ayarlarında süre belirtiyor büyük ihtimal. O çok elinde. riskli değil mi? Müşteri çok geç kaldığı zaman bunun için özrünü dileyeceksin. Ya ürün ya Ya ürünü bilmediği sen ürünü satıyor ama. Bir de o açıdan değerlendirmek. Görmediği şeyi satıyor. Ne kadar saçma. ürünü postalıyorsun. Belki adam ürünü bu sefer oradaki bir o çalışan ürünü çok hızlı bir derecede şeye yolladı yani. Ürünü kırmızı değil de pembesini yolladı yani. Gitti. Bu sefer aldın kötü yorum aldın. Ne diyeceksin ya kusura bakmayın Walmart'taki adam böyle mi yollamış diyeceksin. Bilmiyorum. Onu riske alıyorsun demek. Ben hiç yapmadım ya gerçekten hiç bilmiyorum yani. Tabii ki Uyduruyorlardır ya. Yapıyorsalar. Yani çünkü özür yapamaz. diliyordur. Ya yavaş yavaş insanlar doğru yere yöneliyor açıkçası. Arbitraja, wholesale'a, private label'a yönelmeye başladılar ki doğrusu bu. Çünkü sen ürün aldın mesela, bu ürünü bilmeden nasıl satacaksın ki? Sen spesifik özelliklerin hepsini bilmek zorundasın. Müşteri az önce anlattın ya, işte ürünü sordu, ne vardı? Bilmen lazım. Şimdi senin dediğin gibi gitti ama sarı mı gitti, kırmızı mı gitti belli değil. Yani ne yapacaksın? Nasıl aksiyon alacaksın? Ya gönderdiler işte. İşte o çok sıkıntı. Ya boş kutu gönderdi. Adam bir şey yaptı. Anladı senin Türkiye'deki dropshipping. olan gibi salata çıkmasın içinden. Yani özür de dileyemezsin. Çünkü ne gittiğini ya bir kişi de şöyle senin dropshipping yaptığını anlıyorsa şahsen ben Amazon bayırım da yani Amazon'da ürün de alıyorum. Bazen şey diyebilirim yani bu ürün bana gelmedi ya da bu ürün geldi ama bu bir fotoğraf gösterin bittin yani. Çünkü yaptığım bütün kâr marjı gitti. Gitti. Bunu yapan, şimdi Amerika'da yaşayan sadece Amerikalı hoşgörülü insanlar yok. Amerika'da yaşayan Çinliler var, Araplar var biliyorsunuz bizim Orta Doğu kültürü. Bu kişiler de mesela bize şunu yapanlar oluyor belki bilmiyorum hiç bundan değindin mi? Değindim, Sağ değindim. olsunlar, sağ olsunlar bazı satıcılar gidip Amazon'dan değil de bizden ürünü alıp aynı ürünün başkasını yani PlayStation 4 satmışsın. PlayStation 3 koyup içine göndermek nedir yani? Yani ya madem bir güzellik yaptın, yani eskisini koy, 4'ü koy yerine. Yani PlayStation 3'ü koyup geri gönder. Arkadaşlar az önce bağlantı koptu. Cihan kaldığı yerden anlatacak. Kusura bakmayın. Bakın bu başıma gelmiş en çok güzel bir olay. PlayStation satıyoruz. Yani sonuçta PlayStation en çok satılan ürünlerden bir tanesi. Bir müşteri PlayStation 4 alıp yerine PlayStation 3'ünü koyup geri göndermesi nasıl bir yani nasıl bir kafadır? Bunu Amazon'a claim ediyorsun. Fotoğraflarını çekiyorsun, raporluyorsun. Amazon'daki kişi aynen şöyle dedi. Yok dedi. Böyle bir şey olamaz dedi. Yani bunu dedi siz hani neredeyse beni suçlayacaktı müşterisi yani Amazon'daki kişiye parasını bize Amazon bu arada şöyle bir adaleti de var. Bana kendi paramı ödüyor. Gerçekten satış fiyatından PlayStation 4'ün fiyatını ödüyor. Ürünün PlayStation 3 sende kalsın diyor. Müşteriye geri dönüyor. Müşteriye de ürünü ona veriyor ama müşteriyi bundan sonra izlemeye alıyor, banlamaya alıyor yani. Hani haberiniz olsun bundan sonra Direkt.
Aynen. Bundan sonra banlamayı alıyor. Ürün sipariş verirken ya da geri return yaparken o hesabı incelemeye alıyor. Kesinlikle. Böyle de bir şey var. Böyle bir şey deneyimledik ama siz iyi bir satıcı, yani satıcılık yaparken gerçekten adil olmadığınız bir şey size geri gönderildiğinde buna case açın ve claim olarak işaretleyin ve bunu rapor, güzel bir raporda yazın. İşte deyin ki ben ya bu ürünü böyle aldım, bu fotoğrafı bu UPS ya da hangisiyle geldiyse onun resimlerini çekiyorsun. Bir de içinde kağıt çıkıyor genelde ürünün return olduğuna dair. Onu da geri alıyorsun. Bundan sonra sana paranı geri ödüyor. Ya gerçekten çok adaletli. Yani raporu yazmayı öğrenmek lazım. Kesin. Benim Ali'den en çok öğrendiğim, öyle söyleyeyim, gerçekten bu suspend olaylarında. Bu arada hala benim bir tane hesabım açılmadı. Yani Ali'yle hala uğraşıyoruz. Şunu da bilin yani. Her şey burada süt liman değil. Hep kendimizi koruduğumuz noktalarda Ali de işte başına gelmiş olay her şeyi anlattı. Sabah kalktığımızda problem çözen insanlardan bir tanesiyiz yani. Kalkıyorsun, ürünün AC'ni kapanmış. Hesabında 100 tane ürün var. Ne yapacaksın? Geri çekeceksin. Ne zaman geri gelecek? Geri geldiğinde bunun takibi var. Eksik gelebilir. Bunu raporluyorsunuz. Yani gerçekten bunları da konuşmamız lazım. Bunlar hazırsa insanlar. Benim de mesela Amerika'da arkadaşlarım var biliyorsunuz. Herkes arkadaşı soruyor bu soruları. Kendisi bu işi yapamaz. Çünkü buna elverişli bir yaşam şekli yok. Her şeyden hızlı yaşamayı seviyor. Ürünü diyor hemen diyor ben diyor alayım diyor %50 karla satayım diyor ve hiç return olmasın diyor. Bunu yapmak istiyorsan evet gideceksin wholesale gibi büyük satış yapacaksın atıyorum 1.000 tane ürünü alıp daha ürün sana eline gelmeden gelir gelmez başka bir ülkeye satmak gibi bir şey. Kesinlikle. Bu seviyede başka bir seviye. Son olarak madem iade konusuna girdik, iade konusuyla ilgili düşüncelerimizi anlattık arkadaşlara. eBay hakkında biraz kısa bahseder misin? Sen çünkü eBay'de bu tür gelen iadeleri orada eritiyorsun. Çünkü Amazon'da biraz sıkıntı olduğundan dolayı eBay'de satıyorsun. Ne önerirsin arkadaşlara? Amazon'da genelde kullanılmış ürünleri çok satmak istemiyorum. Satabiliyor musunuz? Evet, izin veriyorsa satıyorsunuz ama müşteri memnuniyeti çok değerli bir durumda Amazon'un çok historisi için. eBay gerçekten harika bir platform. Yani sınır yok yani. Neredeyse arabanı koy, arabanı güzelce sistemli. Bir de şöyle hali hazırda satmış bir ürünün UPC koduyla ya da fotoğrafıyla hemen tanımlıyor. Yalnız eBay'de bir geçmiş istiyor. Hani bilginiz olsun. Yani eBay'e hemen bugün hesabı açıp hemen 10 tane ürün yükleyemiyorsunuz. Hatta ya da 100 tane farklı ürün yükleyemiyorsunuz. Size limit veriyor. İlk önce bir 5 tane satıyorsun. Return yemiyorsan sonra 10 taneye çıkıyor. Sonra 20, sonra 30. Sonra diyor ki ayda diyor sana 1000 dolarlık diyor satış hacmi veriyorum diyor. Sen o 1000 tane satıyorsun sonra bir daha yükleyemiyorsun. Bu kademe yükseliyor. Daha sonra mesela yüklü ürünleri yani bilgisayar satmak gibi, televizyon satmak gibi ürünleri satıp iyi zamanda shipping yani hızlı kargo yapmaya başladığınız zaman diyor ki tamam diyor artık sizin diyor limitsiz diyor. Burada kampanya yapabiliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ben bu ürünün %10'unu sana vereceğim. Hemen bu ürünü satmanı istiyorum. İnanılmaz bir derecede hemen seni ön sayfaya çıkartıyor ve sattırıyor ürün yani. eBay'de lokal olsa çok daha iyi olur hani insanlar ama eğer B2B yaptıkları birisi varsa Amerika'da kendilerini bu konuda da geliştirebilirler. Eğer eBay bu arada olursa İngiltere'de eBay videosu çekeriz. eBay çünkü Türkiye'de çok ufak bir kesim tarafından yapılıyor. Yapanlar mutlaka vardır ama ben eBay daha önce yapmadım. Tecrübem yok. Yani senin engin tecrübelerinden yararlanmak isteriz açıkçası. eBay benim arka bahçem. Yani arka bahçem diye söylüyorum ben orayı. Gerçekten orada da çok emeğimiz var. Yani
Yanlış anlamayın, bu orası da Amazon kadar, Amazon'un %70'i kadar fena ciro yapmıyor. Çok hoşuma gidiyor yani. Bir de en güzeli, eBay'in en güzelini söyleyeyim. Yani %15, %10-15 arasında bir pay alıyor, evet. Ama daha hemen paranız şeye düşüyor yani. Cash on the table. Yani hemen PayPal'e düşüyor. İstiyorsanız hemen çekip kullanabiliyorsunuz. Ama Amazon öyle değil, biliyorsunuz. Amazon sattıktan 2 hafta sonra senin hesabına gelecek, yatacak. İşte oradan kesişler. Yani eBay'de ürün satmak çok zevkli. Yani şey gibi, canlı parayı satıyorsun, paranı alıyorsun gibi. En güzeli. Cash on dediğin gibi table. Hemen masada hop para geliyor. Masa yani, evet, para masada yani, hiç canlı satış yapmayı sevenler için harika bir yer, platform. Benim eklemek istediğim açıkçası bir şey yok Cihan. Varsa senin ekleyebilirsin. Çok güzel bir, hoş, keyifli sohbet oldu açıkçası. Evet. Ya şöyle, biz normalde Ali ile toplantı yaptığımızda bu kadar böyle konuşarak, şey, düşünerek konuşmuyoruz. Daha farklı. Ben Ali ile mesela bir toplantıya girdiğim zaman saatin nasıl geçtiğini anla. Bazen shipping saatim geçiyor. Kargo yetiştirmem saatler diyorum. Ali, vallahi yetişmem lazım. Konu bitmiyor. Burada biraz daha tabii şu anda video çektiğimiz için. Senin, ben onu aile olarak görüyorum, Amazon ailene video çektiğimiz için umarım yararlı olmuştur. Daha fazla bilgi de paylaşmak isteriz ama gerçekten bilgiyi bence kademeli vermek lazım. Yani kişilere de tavsiyem sabırla bir şeyleri öğrenerek ilerlemesi. Çünkü burada hepimiz amacımız zaten bütçemizi güzelleştirmek, para kazanmak. Yani Türkiye'den çok mutlu oluyorum insanların dolar kazanmasına. Dolar kazanmaları, yani insanlar bunu, biz global düşünmeyi hiç bilmiyoruz Türkiye'de. Bir Koreli arkadaşınla konuştuğun zaman global büyüyorlar. Çünkü dünyaya satış yapan bir sürü markaları var. Biz maalesef buna, bizi sadece, bizim global düşündüğümüz tek konu futboldur belki de. İşte orada Avrupa'da başarı kazanmak, bilmiyorum. Yani bence artık bunları değiştirdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım diğerki sohbetlerimize devam ederiz. Olur, umarım olur. Yani arkadaşlar feedbacklerini söylerse niye olmasın? Bence bizim, sen çok güzel yere değindin. Bizim hobimiz futbol değil, bizim hobimiz para kazanmak olmalı. Lafta değil, icraata dökmek çok önemli. Katma değerli mal alıp tüm dünyaya satmak, bence bu bakış açımız, vizyonumuz böyle olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Herkese de bunu açıkçası entegre etmeye çalışıyorum. Umarım hepimiz çok güzel yerlere geliriz tüm Türkler olarak. Yani kötü olarak değil de gerçekten iyi yerlere gelmeyi tüm ülke olarak hak ediyoruz. Çünkü ben gelmeyeyim, sen gelmesin, o gelmesin, kim gelecek? Yani bu vatan kolay kazanılmadı ki bunu çok iyi yerlere getirmek bizim elimizde, biz gençlerin elinde. Yani ben açıkçası bu işi yapacak için yaş fark etmeksizin herkesi genç olarak görüyorum. Çünkü internet, bir yeni genç gibi düşünmek lazım interneti. Bu yüzden öyle hareket ederseniz kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Yaş konusuna gelirsek, ben abartmayayım ama bir 55 yaşında kişilere bile mentorluk verdim. Yani pes etmeyin. İnandığınız şeylerin kesinlikle arkasından gidin. Başarılı olacağınıza ben tüm kalbimle diyorum. Sana çok teşekkür ederim Can, bana eşlik ettiğin için. Ben Arkadaşlar, teşekkür ederim. isterse sen de müsait olursan yine hoş bir sohbet yaparız umarım. Ben de çok zevk aldım. Her zaman bilgi paylaşımı paylaştığı çoğalıyor. İyi bir sinerji yakalıyoruz. Valla Ali, videoların devamını diliyorum. Valla benim için bir hobi gibi oldu. YouTube'da şey gibi, Netflix serisi gibi seni izliyorum yani. Ya Yeni yeni seni. abartma. Abartma. Acun seni keşfedecek yani. Netflix'te bir seri şey olabilir. Abartmayayım ama yani bir 200 veya 300 tane o seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü ürünlerin satılabildiğini gerçekten görmelerini istiyorum insanların. Onu Evet. önce dedim ya, yine konu konuyu açıyor bak. Şimdi ben yapmayayım, Ahmet yapmasın, Mehmet yapmasın, Mustafa yapmasın. Kim yapacak ya bunu? İşte bakın, yani bazıları diyor ki ya onlar girilmiyor, satılmıyor, ona girmiyor. Satan nasıl satıyor? Yapan Evet, aynen. nasıl yapıyor? Yani o sadece şey, yani
nasıl da söylesem size, kendi yani korkak kişiler açıkçası onlar. Evet. Öyle değerlendirmek istiyorum. Onlar olduğu yerde duran insanlar, sağa sola çamur atanlar, yapamaz, edemez diyen kişiler. Yani yapan evet. yapıyor. Siz de yani bir işin ucundan tutup ilerlemeniz gerekir ki, yani kusura bakmayın dost acı söyler gibi oluyor ama biraz işin içinden tutmalısınız ki istemelisiniz. En büyük şey istemek. İstemek başarmanın yarısı zaten. Biraz tüm kalbinizi isteyeceksiniz ki başarılı olacaksınız. Diğer türlü o satıyor, o alır yol alır gider. Yani o kişi hala aynı yerde kalır diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Hiç girmek istemiyordum buralara ama maalesef böyle. Çünkü o kişi satıyor. Aslında bence çok güzel. Bak yine konuya gidiyor ama bence çok güzel. O kişi satıyorsa siz de satabilirsiniz. Empati. Yani o evet, kesinlikle. Yani bir de kopya çekmeyi artık bırakalım yani. Kopya çekmek. Ali sen ne satıyorsun? Hemen ben onu yaparım ya. Ben aynısını yaparım. Yani sonra bir bakıyorsun en sevdiğin, en paylaştığın arkadaşın kendini kopyada geliştirmiş. Senin ürününün lacivertini koymuş piyasaya. Bence burada biraz erdem olup biraz konuşmak gerekiyor. Tabii ki insanları rencide etmeden. Şimdi başarı çok enteresan bir şey. Maalesef bunu her YouTuber'da duyuyorum. Başarı her zaman bizim milletimizde alkışlanmıyor. Hep aşağı çekiyorlar. Bence bunu kıracağız ya. Yani para kazanarak bence dolar kazanarak dolar kazanan kişiler teşvik ediyorum ben. Yani dolar kazanan kişiler bu üzerimizdeki o kötü enerjiyi atacaklar yani. Sattığım ürünü gösterdim. İnanmadılar. Yani YouTube'daki Moen, yani musluk. Ya diyor ki niye paylaşıyorsun? Şimdi paylaşıyorum, niye paylaşmıyorsun diyorlar. Paylaşıyorum, niye paylaşıyorsun diyorlar. Ya arkadaşlar, yani parantez içinde belirtmek istiyorum. Son olarak konuyu uzatmak istemiyorum. Ya 30 bin satıyor ayda. 40 bin adet satıyor bazı ürünler. Yetiştiremezsin. Ben de yetiştiremem, sen de yetiştiremezsin. Şimdi Çok sen büyük. Okulunuz çok büyük. yani benim sattığım ürün ne ki? Yani videolarda hep söylüyorum, bizim bildiklerimiz damla, bilmediklerimiz okyanus. Dark dizisinde spoiler olarak. Çok güzel, çok güzelmiş. Bilmiyordum ben de ya. Yani şimdi 30 bin tane satıyor. Benim göndereceğim 50 ürün anında gidecek. Yani ben rekabet edemem zaten. Rekabetten kastım yani ürün yetiştiremem. Çok büyük olmak lazım. Yani o Evet. yüzden sen o ürünü bileceksin, o ürünü o bilecek, o ürünü o bilecek diye bir şey kompleks hayatta girmeyin. Satılacak. Zaten satılan bir ürüne bakıyorsanız o ürün gider. Ha siz yanlış bir ürüne giderseniz bekler ürün. Onda da yapacak bir şey yok. Evet. Mevsimsel bir ürüne giderseniz bekler mevsimsel ürün. Bu yüzden bunu anlamanız lazım. Satılır. Okyanus Can'ın dediği gibi çok büyük. Çok Çok sıkı iyi. bazı ürünler. Yani yetiştiremezsiniz. O yüzden bazı kişiler aynı ürünleri satacaktır. Hiçbir zaman fiyat kırmayın, öldürmeyin. Kârınızdan zarar edersiniz. Ürün bulursunuz. Önemli olan soğukkanlı ilerlemek. Yani Ahmet bunu satıyor, ben de bunu satayım demeyin. Yani satabilirsiniz yine fark etmez ama birbirinize köstek olmayın. Birbirinize Kesinlikle. destek olun. Destek olduğunuz takdirde bakın zaten anlayacaksınız Türklerin hangi mağazalarda olduğunu. En basit yolu mağaza ismi. Yani. Çok çok doğru söylüyorsun. Yani bu konuda evet yani maalesef konuşup masaya yatırıp bunu çözmek zorundayız. Biz Orta Doğulular aşkı da beceremiyoruz. Bu konuları da beceremiyoruz. Yani konuda çok aslında şeyim yani böyle nasıl diyeyim çok doluyum konuşmak isterim ama teşvik edemiyoruz birbirimizi. Yani mesela eminim bu videoda da yayınlandığı zaman eğitim yayınlandığı zaman ya bunu teşvik edebilecek ne bileyim konuyu konuşmuyoruz. Hep böyle Köstek. öyle şey mi olur? Öyle şey mi oldu? Tabii ben burada bir başarı hikayesi anlatmıyoruz bu arada. Ben onu da söylemek istiyorum. Yani ben çok başarılıyım. Burada yine diyorum üniversite bir öğrencisi olarak görüyorum kendimi. Yeni bir üniversiteye girdiğimi hayal ederek derslerime zaman ayırıyorum. Ne kadar iyi fokus olursam bir konuya ders gibi kopya çekmene gerek kalmıyor. Çünkü konuyu biliyorsun. Mesela Ali bana bir ürün sunduğu zaman onu alıp kopyalamaktansa
Vali diyorum ya, buna benzer bir ürün daha var. Yani çok yakın. Ay bunun satışları da acaba bundle mı yapsan diyorum. Mesela çünkü niye dersimi çalıştığım için kafam o konuda geliştiği için sunumlarım farklı oluyor. Ama sen yeni duyduğun bir ürünse hemen onu diyorsun ki aa, o kadar satıyorsa yani ciroya bakıyorsun zaten. Aa, ne 70 bin dolar mı yapıyor ayda? Hemen ben de aynısını yaptırtayım Çin'de. Falan. Bu evet. Ya üzerine konuşulup bence bu konuda geliştirilmemiz lazım yani bu dünya yani globalde ilerlememiz için. İnşallah senin yakalamış olduğun bu Amazon ailesi bu konuda kendini iyi bir ne bileyim bir grup yakalarız ve bunu burada sohbetler bu konuda ilerler. İşte bundle konusunda nasıl dünyaya satış yapabiliriz? Daha iyi satış yapabiliriz. Mesela kendi mağazamızı nasıl Instagram'la match edebiliriz? Çünkü gerçekten orası harika bir platform. Ben hiç orayı bilmiyorum ama bunun gibi şeyler aslında. Bir Instagram'da başarılı olmuş birisi, Amazon'da başarılı olmuş birisiyle beraber bütün bilgilerini paylaştığı zaman oranın linkini oraya aktarabilme yeteneğini sahip olduğunu düşünsenize. Normal satış yapan, Amazon'da satış yapan birisi bir anda Amazon Instagram'da da üstten linki tıklayıp senin mağazana gidiyor ve oradan da satış yapıyor. Alın size başka bir potansiyel. Kesinlikle, kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. Vedalaşamadık. İzninizle ben de USPS saatim geldi. Kargoları vermem lazım. Onlar da para kazanma zamanı. Çok teşekkür ederim Can. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.